Selam dostlar, Karargah'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün genelde Asus kullanıcılarının karşılaştığı bir sorunla, tabii ki bu sorunun her zamanki gibi çözümünden bahsedeceğim. Asus kullanıcıları dedim çünkü bu teknoloji şu an sadece Asus monitörlerinde var. Asus mühendislerinin geliştirmiş olduğu bir teknoloji. Bahsi geçen teknoloji ise LNB Sync teknolojisi. Kullanıcıların sıklıkla oyuncu monitörlerinde aramış olduğu tepkime süresini biliyorsunuzdur. İşte 1 milisaniye 0.5 olarak çıkmaya başladı. İşte 3 milisaniye, 5 milisaniye vesaire gibi değerlerle karşılaşıyoruz tepkime süresinde. Buradaki tepkime süresi piksellerin bir renkten bir renge geçerken gerçekleştirdiği milisaniye cinsidir arkadaşlar. Monitör alırken buraya gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde griden griye geçişler tercih ediliyor. Ama karşılaşmış olduğumuz birçok monitörde de 1 milisaniye MPRT değerinden karşımıza çıkmakta. Movic Pictures Response Time. Pikseldeki renk değişiminden kaynaklanan bulanıklığı en az değere indirme değeri gibi düşünebilirsiniz buradaki bu değeri. İşte bu sıkıntıyı çözebilmek adına Asus mühendisleri tarafından Asus monitörlere LNB Sync teknolojisi yerleştirildi. VG27, WQ, BQ, AQ veya 24 serilerinde 24 inç boyutlarda yine BQ, AQ, VQ modellerinde bu teknoloji bulunmakta, daha diğer modellerinde de bulunmakta. Benim bahsettiğim sadece birkaç modeli. Şimdi buradaki karşılaşılan, genel olarak kullanıcıların karşılaştığı sıkıntı şu şekilde. LNB Sync teknolojisini aktif hale getirmek istediğimizde G-Sync veya FreeSync kullanıyorsa bundan feragat etmemiz lazım. Yani burada aslında LNB Sync teknolojisini kullanmak istediğimizde buradaki bu iki özelliği kullanamıyoruz. Tezat bir durum ortaya çıkmış açıkçası burada, çünkü FreeSync, G-Sync'i aktifleştirmek isteyen kullanıcı LNB Sync'i doğal olarak kullanamıyor. Yani bu defa 1 milisaniyelik alamıyor, MPRT değerini alamıyor monitöründen. Bu da biraz aslında saçma olmuş gibi, kullanıcıların çok tepkisini çekmiş durumda bu özellik. Yani özelliği kullanamama durumu gerçekten sıkıntılı bir durum. Ayrıca yine HDR özelliği varsa monitörde, yine HDR'da aktifleştiremiyorsunuz. Yani LNB Sync'i aktifleştirmek istediğinizde hem FreeSync, G-Sync, HDR bu özelliklerden feragat etmeniz gerekiyor. Çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Yani Asus mühendislerinin çıkardığı teknoloji var ama kullanamıyoruz. İlginç. Belirtmiş olduğum modellerde bu özelliği kullanamıyoruz maalesef. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve kafanıza takılan soruları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol FPS'li ekranlar diliyorum. Hoşça kalın.